Gelecekleri en az geçmişleri kadar büyük gelecekleri olacaktır. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapması üzere Ahmet Basri Ergün'ü sahneye davet ediyorum. Sayın Müdürüm, değerli arkadaşlar. Öncelikle son günlerde yaşanan tatsız olaylarla gündemde olan Kutsal Kudüs hakkında bir çift söz söylemek istiyorum. Selam olsun Kudüs'ü Müslümanların ilk kıblesi ilan eden Hazreti Peygamberimize ve sahabelerine. Selam olsun Kudüs'ü geri alana kadar gülmemek için and içen Selahaddin Eyyubi'ye ve yiğit ordusuna. Selam olsun Türk bayrağını Kudüs'e asan Yavuz'a ve kutlu ordusuna. Ve yazıklar olsun bugün susan 1,5 milyar Müslümana. Kudüs bize peygamber mirasıdır. Kudüs'ü gayrimeşru bir şekilde ele geçiren güçler unutmasınlar ki Türkler bir gün ansızın delirecektir. İşte o zaman Tanrı Türk'ü değil sizi korusun. Ve buradan sayın devlet büyüklerimize sesleniyorum. Ne gerekiyorsa konuşup anlaşın ve yarından tez yok pusat kuşanıp İsrail'i haritadan silelim. Bir milletin hayat damarlarından biri dildir. Dil, milletleri millet yapan işin özüdür. Bir millet diline sahip çıkmazsa diğer milletlerin kölesi haline gelir. Bu yüzdendir ki Türk dili yabancı akım ve dillerden arındırılarak, korunarak dünyada en çok konuşulan diller arasındaki yerini almalıdır. Güzel dilimiz Türkçenin son zamanlarda yoğun bir şekilde saldırılara maruz kalması, yabancılaştırılarak kısırlaştırılması, günlük yaşantının her alanına bile kısıtlı sayıda kelimelerle konuşulup yazılması, insanımızın birçok meselede zihni derinliğe ulaşamamasına ve kendini bulamamasına sebep olmaktadır. Bu da beraberinde kültürümüzün gelişiminin önünü tıkamaktadır. Oysa unutmamak lazımdır ki dil demek, millet demektir. Milli hafızayı, milli hatırayı ve milli tecrübeyi nesilden nesile aktararak ulaştıran dil olduğu gibi milli kültürü, milli kimliği, milli vicdanı yeşerterek yaşatan aynı zamanda geleceğin umutlarıyla buluşturan da dilden başkası değildir. Bizler Türk milleti olarak dünya üstünde varlığımızı koruyup hür bir şekilde yaşayarak dünyanın geleceğini adaletle yön verebilmek için doğuda Mançurya'dan batıda Macaristan'a kadar ne kadar Türk varsa aynı dili konuşmalı, aynı gazeteyi okuyup anlamalıdır. Toroslardaki bir Türk balası, Altaylardaki bir Türk balasına kardeşim diyerek koşmalıdır. Ve şu berrak hakikat iyi anlaşılmalıdır ki, dilini kaybetmiş milletler, köklerini ve birliklerini unutmanın yanı sıra tarih sahnesinden de yavaş yavaş silinip gideceklerdir. Velhasıl kelam, bir milleti millet yapan, milletlerin varlıklarını sürdürmelerini sağlayan en önemli etken dildir. Bu konuda en önemli görev ise biz Türk gençliğine düşmektedir. Türk gençliği olarak dilimizi koruyup yaşatacağız. Gençler, hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin. Bizler Türk gençliği olarak bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Konuşmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Günün anlam ve öneminden sonra atalarımızın yazmış olduğu ilk yazıtlardan bahsedelim. Orhun abilerini anlatmak üzere Mehdi Onar'ı sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer müdürüm, değerli arkadaşlar. Bildiğimiz üzere Orhun yazıtları, yani Göktürk yazıtları 8. yüzyılda taşlar üzerine yazılmış Türklerin ilk yazılı metinleridir. Bu yazıtlar 18. yüzyıla kadar 18. yüzyıla kadar bilinmiyordu. 18. yüzyılda Göktürk İsveçli bir tutsak subay bu bölgede araştırma yaparken yazıtları keşfediyor ve ülkesine döndüğü zaman bu yazıtları kitap haline getirip dünya kamuoyunu bilgilendiriyor bu konuda. Detaylı çalışmalar ise 19. yüzyılda
Danimarkalı William Thompson tarafından okunuyor ve dünya kamuoyuna bildiriliyor. Bu Göktürk yazıtları İlteriş Kağan, Kağan'ın oğulları Bilge Kağan ve Kültigi'nin elde ettiği başarıların halkın bilmesi için yazılmış yazılardır. Bu anıtlardan biri de Tonyukuk anıtıdır. Tonyukuk, Göktürklerin dört kağanına uzun yıllar vezirlik yapmış, son derece tecrübeli ve bilgili devlet adamıydı. Göktürk yazıtlarının önemi, Göktürk yazıtları öncelikle bu taşlar o dönemde yaşayan Türklerin kültürü ve Göktürk devletinin tarihi hakkında bizlere son derece ayrıntılı bilgiler sunar. O dönemin Türkçesi ve alfabesi hakkında da bu abideler sayesinde bir bilgi sahibi olmaktayız. Bu anıtlar Mutuk ve anı türünde ilk eser olma özelliğini de taşıyor bizim Türk tarihimizde. Söyleyeceklerim bu kadar. Ne mutlu Türk'üm diye. Bir dilde ifade edilen kelimelerin sayısı ne kadar fazla ise o milletin hayatı o kelimelerle geçmiştir. Örnek verecek olursak, Türkçemizde yiğitliği ifade edilen kelimeler nelerdir? Er, eren, yiğit, alp, med, bahadır, cesur, kahraman, yavuz, börü, efe, hatta aslanı dahi kullanırız. Böyle daha nice sözler ve deyimler vardır. Bunun sebebi ise savaş meydanlarına av eğlencesine gider gibi gitmiş, neşeyle gitmiş, ömrünü savaşlarla geçirmiş fatih bir milletin kelimeler dünyasında böyle sözlerin olması pek doğaldır. Şimdi de hazırlamış olduğumuz sinevizyonu izleyelim. Taşa kazınan sözlerle başlar her şey. Türk'ü ve Türkçe'yi birleştiren bu kelimeler, dünya tarihine damga vuracak bir milletin ve medeniyetin ilk yazılı ürünleridir. Türk Oguz Begleri, Bodun, işidin. Üze Tengri basmasar, asla yirtelin meser. Türk Bodun, ilinin törünün kemer katı, udaçı erti. Türk Bodun, ertin, ökün. Yüzyılların tecrübe imbitlerinden süzülüp gelişen ve serpilen Türkçe, Yusuf Has Hacı'nın elinde bilginin, hikmetin, sevginin ve aşkın terennüm edildiği en büyük dünya dillerinden birisi olma yolunda dev adımlarla ilerlemeye devam eder. Ukuşka bilikke butılmaçı til, yavut taşı erne yoruk til ne bil. Kişik til ağırlar bulur kut kişi, kişik til ucuzlar varır erbaşı. Til arslan turur kür eşikte yatur, aya evlik ersak başın mı gelir? Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk adlı ölümsüz eseri, Türkçenin tarihi yolculuğundaki en önemli köşe taşlarından birisidir. Körklük tonuk özümke, tatlı aşır adımka, tutkıl konuk ağırlık, yassın çalın budunka. Erdem tile ögreni ben bolma kıves, erdem sizin ögünse enme güde ener. İslam medeniyeti dairesine dahil olan Türkçenin ilk ışıkları, Türkistan'ın Yesi şehrinde boy gösteren aşk ve Karamanoğlu Mehmet Bey o meşhur sözüyle bir daha geri dönmemecesine Türkçenin resmi dil oluşunu ve bağımsızlığını bütün dünyaya ilan eder. Şimden girin hiç kimesine, kapıda ve divanda ve mecalis ve seyranda Türkçe dilinden gayrı dil söylemeye. Sıra Cihan Devleti Osmanlı'ya geldiğinde Türkçe bir bilim, sanat, edebiyat ve kültür dili olmuş, hoş kokulu, rengarenk çiçekler gibi dünyanın üç kıtasında boy veren şair, yazar ve bilim insanlarıyla yedi düvelin gıpta ettiği büyük bir edebi birikimin ortaya konmasını sağlamıştır. Yüzyıla büyük acılar içinde giren Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen İstiklal Savaşı'ndan alnının akıyla çıkmıştır. Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin geleceğini yeniden inşa edecek en önemli unsurun
dil ve tarih şuuru olduğunu bilen Atatürk, 12 Temmuz 1932'de o zamanki adıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ni kurarak Türkçenin dünya dilleri arasında hak ettiği yeri alması için gereken çalışmalara bizzat öncülük etmiştir. Milli hisle dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Türk milletinin ağzında asırlar boyu yoğrulan Türkçenin en temiz, en saf, en güzel hali hiç kuşkusuz halkımızın dilinde yaşamakta. Deyimleri, atasözleri, ninnileri, manileri, türküleri ve şarkılarıyla Türkçe, dünyanın mecazi ifade gücü en yüksek dillerinden birisi olma özelliğini taşımaktadır. Türkçe geçmiş demek, Türkçe gelecek demek. Atalardan aldığımız bu mirasa sahip çıkmak, geçmişimizi anlamak ve geleceğimizi inşa etmek için en önemli görevimiz. Maşrapanın kalayı, kızlar çeker alayı, Allah aşkına söyleyin, var mı aşkın kolayı? Mani manileyim mi, bir mani söyleyeyim mi? İşareyle sevdiğim yanına geleyim mi? Pazarım pazar oldu bugün. Dertlerim azar oldu bugün. Bugün buldum, bugün yerim, yarın Allah kerim. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti şekildir. Namusta, Türk milleti. Güzel dil Türkçe bize, başka dil gece bize. İstanbul konuşması en sağ, en ince bize. Şimdi de Kazım Çakıreli, Dilimiz, Kimliğimiz adlı konuşması yapması üzere sahneye davet ediyorum. Macar Türkoğlu, Van Veri, Balkanlardan çıkan birisi Türkçe konuşa konuşa
Çin'e kadar seyahat edebilir demiştir. Bu, Türk yurdunun büyüklüğünü anlatmıştır. Fetihlerinin nizamı alem için yapmış, binlerce yıllık tarihinde vardıkları ülkelerin kültürleriyle karşılaşmış, kültür alışverişinde bulunmuşlardır. Beğendikleri dil kelimeleri Türkçeleştirmiş, başka dillere de kendisine kelimeler vermiştir. Dünyanın hiçbir yerinde öz dil diye bir dil yoktur. Türkler İslamiyetle şereflendiklerinde Türkçe'den bir takım kelimeler de girmiştir. Ziya Gökalp Türkçeleşen kelimeler hakkında Türkçeleşmiş Türkçedir diyerek bu konuda hassasiyetini belirtmiştir. Dil, kültür ve mekan çeşitliliğine sahiptir. Arı Türkçe diye bir dil olması da mümkün değildir. Türkçe tarih dilimiz soylu bir dildir. En büyük hazinemiz bağımsızlığımızın teminatıdır. Türkçeyi sevmek, Türk milletini sevmek demektir. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Şimdi de Halit Can Erikçi'yi Kavim Kardeş şiirini okuması için sahneye davet ediyorum. Oğuzam, Türkmenem, hayatlardan Türkmenem, damarlarındaki asil kan, aslına çektiği ırk menem. Yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem. Yolunu gözleyen ya, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişim kavim kardeş, neredesin? Yedi koldan, 24 boydan, gelmişim Orta Asya'dan. Yayından fırlayan ok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soruyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, buz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortuk hayalları, kıraş topraklara gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar sermişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine haber sanmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu Şahı sultanlarım adım atmış odalıma. Kapıda karşılamışam civanı mert derlerimi. Başım gözüm üstüne ben dar ağırlamışam. Musul'da zenginler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Bekle gibiler. Yiğit yatağı tebekler kurmuşam. Dokuz başlı tuğlar aparmışam ya derlere. Türk'ün adını, Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızarı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu, ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cinedin emaneti, Şah İsmail'imle pişirmişem hamganlarımı. Ocağımda tutarım safa bir ateş ile alev yapmışam. Genç Osman'ı açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Dil, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam hakları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hülyalara dalmışam kavim kardeş, neredesin? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çapraz fişek silahımı davranmışam. Zırhını gödün vermemiş ama sevgilinden, korkmamışam hiç, ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephede, sarı kapış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allah-u Ekber dağlarında, katmer katmer kefensiz dolmuşam. Çanakkale denirken duvar olmuşam, göğüs göğüse çarpmışmışam Allah vekil, bir adım geçirmemişam yavru öteye. Nasıl kâbi cihandan da zayıflamışam, güçten kudretten düşmüşem heyhan.
yer altı kaya yağlarım sulandırmış ağızları. En var manda manda paylaşılmış. Öyle ki, öyle ki et ve tırnak misali kaydırmış ağ. Süt kuzu yavru gibi koparılmış ağın odoludan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardından. Sahipsiz kalmış ağım kavim kardeş. Neredesin? Lot planları tayin etmiş kaderimi, misali milli sınırlar dışına çıkarılmışam. İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyem. Tekme, tokat yerlere yatırılmışam. Dağ yıllarının önüne atılmışam yaralı. Çöl develerinin örgücüne tepe taklak asılmışam. Türkmenem demişem, Türkmenem, Türkçe söylemişem. Eski yakada kurşunlara dizilmişem. Emeğimin hakkını istemişem, gavur bağda linç edilmişem. Adalet beklemişem, iplere gerilmişem. Eşitlik yeğlemişem, zapsığına ulanmış. Altın köprüde ekin gibi biçilmişem. El insaf vicdan dilemişem, zindanlara sürülmüşem. Çığlıklarım katlimin salası, diri diri gömülmüşem kavim kardeş. Neredesin? Duy hele, kimliğim değiştirilmiş, eltemim olmuş Türkmen Kerkük, hafızalardan kazınmışam. Bas bas bağırmışlar partizanca, kin kusmuşlar yüzüm baraları. Evimden, yurdumdan göçe zorlanmışam. Kollarım kırılmış omuzlarımdan, işkencelere yorulmuşam. Gözlerim kan çanağı, fincan fincan uyumuşam. Ölmem yetmemiş kafire, ip sarılmış cesedime. Sokaklarda dolaştırılmış, cıncık gibi ortalığa saçılmış cismi bedenim. Lime lime dağılmışam kavim kardeş. Neredesin? Beterin beteri var. Biri gitmiş ötekiler gelmiş. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam. Merhamet beklerken zulüm bulmuşam. Büyük devletlerin büyük oyunu, yok etmek Türk'ün soyunu. Çoraplar örülmüş, çuvallar geçirilmiş başına. Aslanım, kediye mi olmuşam? Okumak yazmak yok, dilim damağıma bağlanmış. Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak. Başın kaldırıp bakma, gözün ucuyla süzmek ne cüret. Elim ayağıma dolanmış, oturmam, yürümem, gezmem yasak. Cansız yığılmışam, taş kesilmişam kavim kardeş. Neredesin? Digah gel, digah gel, digah gel. Di gel ölem, di gel, di gel. Adına kurban olan di gel. Alnına kanım çalan di gel. Bayrağım göğün mavi gülü, ay yıldızım sen. Yurdum Türkmen eli, can özüm sen. Soyum sopum Türk oğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen. Oy men ölmüşem, oy men ölmüşem kavim kardeş. Neredesin? Digah gel, digah gel, digah gel. Di gel ölem, di gel, di gel. Adına kurban olan di gel. Alnına kanım çalan di gel. Oy men ölmüşem. Ay ben ölmüşem kavim kardeş! Neredesin? Sesine yüreğine sağlık. Programımızın burada normal olarak bitmesi gerekiyordu. Kudüs hakkında ben de bir şiir okumak istiyorum, dinlemek isterseniz. Israptır yiğidim, azığımız, hicrandır. Mirasımız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Gene de yetse düşme yiğidim, imtihandır. Filizlenen her ölüm, mazlumlara nişandır. Ne gönüllerde sevinç, ne ruhlarda beyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, ilerle inkılaba. Az kaldı.
Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, kara filler geliyor. Şimdi devran değişti, ebabiller geliyor. İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller yıkılıyor, dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü, kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Gözlerin ayet ayet büyüyen bir bebektir. Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir. Sana rehberlik eden ne cin ne melektir. O bir insan kamil, mücella bir dilektir. Ondan bize ebedi sürecek bir has kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bulanık sular, bulanık akan sular durulacak yeniden. Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden. Saadet menziline varılacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar kaldı. Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman, iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de, ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için, zalimler için karar, karar verildi, infaz kaldı. Ufka bir bak, ufka bir bak yiğidim. İlerle, inkılaba az kaldı. Maradan Allah aşkına tekbir! Allahu Ekber! Resul-i Ekrem aşkına tekbir! Allahu Ekber! Kur'an-ı Kerim aşkına tekbir! Allahu Ekber! Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber! Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber! Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber!